Çekin ciğerlerinize mis gibi oksijen. Evet arkadaşlar. Çadırlarımızı buraya kuracağız. Peki bizim çantalarımızı alacak kimse yok mu? Bir görevli, bir komi falan. Ya bir tanem komiksin ya. Dağ başında ne komisi? Bir tanem hanım, burası doğal yaşam kampı. O yüzden öyle şeyler yok. Ama inanın bana çok rahat edeceksiniz. Burada çok mutlu olacaksınız. Ay ne bileyim ben böyle bir turistik tesisin içinde falan olacak sandım ya. 5 yıldızlı hadi bilemedin 4 yıldızlı falan. Bir tanem, buranın 1 yıldızı var. O da sensin. Ya tabii ki Hayat Hoca da diğer yıldızı. Hem o yıldızlı otellerin faturaları insanı bayıltır, yıldızları saydırır. Ne diyorsun sen? Ne yapıyorsun kızım? Ay hocam çok önemli bir şey var. Ne oldu? Hocam telefon çekmiyor, hat falan yok. Ben böyle nasıl yaşarım? Milattan önceki ilk çağlarda gibi hissediyorum. İşte tamam, bu da sana milat olsun Emel'cim. Bundan sonra en azından artık telefonsuz nasıl yaşanır öğreniriz. Hocam ya. Emel. Olsun olsun üzülme sen. Birazdan ateş yakarız onun dumanıyla haberleşiriz. Aa şey de böyle etrafta bir beğendiğin falan bir şeyler olursa da dumanla like'larsın artık. Ben buna dalacağım ya dayanamıyorum. Ya sen sakin ol Hayat Hoca'yla konuşacağım ben. Hala aklım almıyor bunun böyle bir şey yaptığını ya. İyi hadi bakalım. Çocuklar çadırları buraya kuracağız. Onur sen arkadaşlarını topla yanına birkaç kişiyi al çadırları kurun. Nedim sen de etraftan birazcık çalı çırpı bir şeyler topla ateş yakabilelim. Hocam ben yalnız mı gideceğim? Asya da gelsin benimle. Yok olmaz. Asya ve bütün kızlar benimle gelecek çünkü biz ekmek yapacağız. Ne? Ekmek. Hadi bakalım. Evet hadi bakalım gidiyoruz ekmek yapacağız kızlar. Evet gereksizler. Ekmek fırından su damacanadan dönemi bitti. Çadır kuruyoruz. Ben şöyle arkaya doğru açayım. Açın bakayım şunları. Hadi sen de gideyim de şeye bakayım ya. Oğlum amma uğraştırdı ya. Sana bir söyleyeyim mi Burak? Oğlum iki kızı deli falan değilmişiz. Habire çadır toplayıp çadır kurarmışız. Oğlum bak bizimkiler gelene kadar bu işleri bitiremezsek madar oluruz vallahi. Utancımızdan kızarıp kızıl derili oluruz asıl. Vallahi doğru söylüyorsun. Aynen öyle. Oh! Buldunuz tabii ormanlık alanı. Geyik çeviriyorsunuz burada geniş geniş. Kardeşim gel birlikte çevirelim. Yok oğlum yok. Siz tabii kolu işi kaptınız rahatsınız. Hayat Hoca ağır işi bana kilitledi. Oğlum haline şükret. En azından doğayla içeceğiz. Oğlum ne doğayla iç içesi ya? Ben çalı çırpıyla iç içe oldum. Ne kadar zor işlermiş bunlar ya. Vallahi kardeşim sen bunlara zor diyorsan gel bir de bizim takımın kampına katıl. Her gün çift antrenman, ağırlık çalışmaları, düz koşular. Yok kardeşim benim işim olmaz. Ben rahatlığa düşkün adamım. De haydi çalışın. Bir kontrol edeyim bakayım nasıl yaptınız. Geç bakayım. Evet arkadaşlar işte o tarlalarda yetişen buğdaylar taş dibeklerde, değirmenlerde öğütülüp un halini alıyorlar ve gelip bizim sofralarımıza giriyorlar. Biz de onların nasıl aşamalardan geçtiğini hiç umursamadan, ihtiyacı olan insanları hiç düşünmeden o ekmekleri çöpe atıyoruz. Ya. Şimdi sıra sizde. Kendi ekmeğinizi kendiniz üreteceksiniz. Belki bu sayede kendi ürettiğiniz gıdanın kıymetini bilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Hadi hadi. Asya sıra sende. Buyurun. Özellikle sen. Ya hocam oklavayı ne kadar güzel kullanıyorsunuz ya. Sen oklavayı sürekli başkalarına vurmak için kullandığından sana şaşırtıcı geliyordur tatlım. Ah canım ya. Canın çekti galiba. İstiyorsan senin üzerinde de deneyeyim. Ha çok komiksin. Hadi bakalım sıra sizde. Böylelikle kendi ürettiğiniz gıdanın biraz kıymetini bilirsiniz. Hadi başlasana Asya özellikle sen hadi. Hocam ben bunu nasıl yapayım yani öyle kolay gibi bir şey de durmuyor. Yok ben yapamam yani. Yaparsın yaparsın. Un al oradan biraz. Hadi bakalım. Al. Hadi bakalım. Bak yapışmasın. Emel ben bunu nasıl yapacağım? Oğlum kızım hadi yap. Hı. Ya Emel olmuyor işte olmuyor.
vermeyince yüzü kirece döndü ya. Ne oldu? Sosyete gülü. Allık falan ister misin? Hadi hadi. Bana bak, bana bak, bana bak. Sevda, ateş hazır mı kuzum? Hazır hocam, hazır. Hadi bakalım. Hadi Ebru, hadi. Bunları yaptıktan sonra artık çöpe atarken birkaç defa düşünürsün. O kadar kolay mıymış? Ha? Allah Allah hocam. Bravo. Loş. Un koy biraz bunu. Görüyor musunuz çocuklar? Bak işte ablanızın yaptığı gibi bu kadar basit. Ya. Efendim. Hadi yapmak, denemek isteyen var mı? Ben denerim hocam. Ha, hadi bakalım. Hadi dene. Çok sevinirim. Hadi. Hayır, hayır. Ama ya. Ama ay, ya. Hocam ya, bu rahat durmuyor ki yani. İşte bu kadar. Vallahi oldu. Oo, mahalle gülü yakıştı. Hadi, 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 hadi. Öyle birbirinizi yemeyeceksiniz. Eğer bizim gıdalarımızı üreten insanlar da böyle sizin yaptığınız gibi birbirini yeseydi hiçbir şey yiyemezdik. Aç kalırdık. Hadi bakalım, sıra kimde? Ben yapayım bakalım. Al sen de gözlerini de bak. İyi ki doğdun Suat. İyi ki doğdun Suat. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun Suat. Aa, bizi ne mi bekliyordunuz? Ben partime birkaç kişi davet ettim de. Ben açayım o zaman. Sürpriz! Suat! Hoş geldiniz çocuklar. Bir daha sağ ol. Hoş geldiniz çocuklar. Kutlu olsun canım. Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Yakışıklı. Hadi gelin bakalım. Oğlum sen de niye asıyorsun suratını? Yani yabancı evde misin? Hayat hocanın evindesin. Hem biz senin arkadaşın değil miyiz? Bizden niye saklıyorsun ki? E zaten artık saklayacak bir şey kalmadı. Hepiniz biliyorsunuz. Hadi hadi. Gelin bak, kurabiyeler, pastalar, kekler. Tabaklar burada, meyve suyu alın. Yok oğlum, bütün İstanbul'u çağırdın lan. Tabaklar burada. Bunlar da meyve suyu alın hadi. Merhaba. Merhaba. Şey, beni Suat davet etti ama rahatsızlık vereceksem çıkabilirim. Yok, olur mu öyle şey? Hoş geldin. Hoş bulduk. İçeri girebilir miyim artık? Yani malum kapıdaki en son karşılaşmaları hatırlayınca daralıyorum. Tabii, buyur. Sevda abla, hoş geldiniz. Sevda. Doğum günü kutlu olsun. Teşekkürler. Sevda, hoş geldin yavrum. Hoş bulduk. Al Sevda. Seni gördüm, daha iyi oldu. Ay kuzum, ne kadar özlemişim. Hadi keşke şimdi oturayım. Kalk, kalk, gel şimdi. Hadi baktım ben, baktım ben. Ya bu nasıl? Hocam, iyi akşamlar. İyi akşamlar.
Bugün sizi biraz kızdırdım sanırım. Özür dilemek için geldim. Tabii kabul ederseniz. Anladım. Bir de Suat'ın doğum günüymüş. Ona ufak bir hediye aldım. Ama sorun olacaksa size verebilirim. Git kendin ver tamam hadi. Teşekkürler. Aa, Koray abi hoş geldin. Hoş bulduk. Oğlum nereden çıktı şimdi bu ya? Bilmiyorum. Ortamın tadı kaçtı resmen. Arkadaşlar Suat'ın yanında kavga istemiyorum. Kavga etmeyelim olur mu? Çocuklar arkadaşınıza hoş geldin deyin lütfen. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba herkese. Suat, al bakalım sana. Çok teşekkürler Koray abi. Rica ederim. Hadi Suat açsana hediyeni hadi. Hadi açalım. Hadi. Heyecanlanmış. Aa! Bu da benden sana ufak bir hediye. Bu ne? Kendin bakarsın. Nasıl Suat? Beğendin mi? Çok beğendim. Çok teşekkürler ederim. Rica ederim. Büyüyünce abin sana gerçeğini alır. Tabii iyi bir transfer yaparsa. Bir de sen engel olmazsan. Hadi diğerlerini de aç. Hadi çocuklar hadi. Gerçek hadi. Bir daha sağ ol. 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 Vay 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 Suat. Vallahi ne kadar çok hediye oldu ya. Keşke her gün doğum günü olsa değil mi? Ne kadar güzel vakit geçirdik. Evet, çok teşekkürler. Ay ne demek? Gerçi sen basket maçı izliyorsun. Ben seni şey yaptım, rahatsız ettim. Yok yok, başka istediğiniz bir kanal varsa. Yok, hayır. Ben çok severim basket maçı. Bayılırım. Canavar gibi koşuyorlar. Evet, çok hızlılar ya. Fıt fıt fıt. Ama bunların hepsini bir araya toplasak abim yetmez bence. Öyle mi diyorsun? O zaman sen abinin en büyük hayranısın. Abim benim süper kahramanım. Ondan hızlısı olamaz. Tamam o zaman onlar da edebiyatla ilgilensinler, müzik yapsınlar, resim yapsınlar. Değil mi? Kimler? Hani söylemiştin ya abim kadar hızlı koşamayanlar diye. Ama ille de sporcu olmak istiyorlarsa ve bunları hayal edemeyecek kadar engelleri varsa. Aman canım Allah Allah, hayallere engel konabilir mi? Suat bir düşünsene. Tamam hayat imkanlarımıza göre şekilleniyor ama biz eğer engelimiz varsa hayat imkanları dahilinde ne yapabiliyoruz ona bakarız. Ama resim yapabiliriz, müzik yapabiliriz. İmkanlar dahilinde ne istiyorsak onu yapabiliriz. Böyle olunca ne olur? Hem hayaller bitmez, hem de hiç kimse hiçbir şey hayallerimize engel olamaz. Değil mi? Anlaştık.
söyleyeceğim. Sonra çıkarsınız, bu önemli. Sizden ricam, dün çektiğiniz ne kadar fotoğraf, video, öz çekim varsa hepsini bana gönderir misiniz? Niye hocam? Hocam, artık okulda fotoğraf çekmek de mi yasak? Hayır canım, alakası yok. Sadece şansımız yaver giderse müstahakın suçsuz olduğunu ispatlayacak bir delil bulabiliriz belki. Ha, evet hocam ya. Anlatabiliyor muyum ya? O yüzden sizden ricam, şimdi teneffüste lütfen gidin diğer arkadaşlarınıza. Söyleyin ne kadar öz çekim, video, fotoğraf varsa hepsini bana göndersinler. Tamam hocam, o iş bizde, hallederiz. Hadi, tamam hadi. Hadi. Size güveniyorum. Tamam hocam. Gönderdiniz mi? Söylediniz mi? Herkes gönderiyordu. Gönderdik. Gönderiyoruz hocam. Burası bizim okulumuz. İşte canım okulum. Seni çok seviyorum. Bakalım. Aa hocam bakın. Müstahak abi işte bahçede. Elinde kutu var mı? Gördüm gördüm. Bir dakika şu sesi nereden açılıyor? Bir aç bakalım sesini. Ne diyor? Al bak, duydunuz mu? Fonda şey, öyle tatilde. O zaman saat ben size söyleyeyim 12. Evet. Evet. Tam 12'de çalıyor. Hocam zaten Zeynep'in telefonu tam o saatte çalındı. Evet. Hocam bir şey söyleyeceğim. Peki Müstahak abi aynı anda hem bahçede hem de Zeynep'in telefonu nasıl çalıyor? Aynen abi. Ya mümkün değil. Şimdi o zaman şu önemli. Zeynep, sen en son telefonunu hatırlıyor musun? Ne zaman yanındaydı? Yani bilmiyorum ki hocam, hep yanındaydı herhalde. Bir saniye. Zeynep bana tam 11.59'da mesaj atmış hocam. O zaman bir dakika. Demek ki dersteyken telefonu Zeynep'te. Hocam zaten zil çaldı. Ben dışarı çıktım. Sonra telefonumu unuttuğumu fark ettim. Geri döndüm. Ama yani bir dakika kadar bir sürede falan çalınmıştı. Yani yoktu. Emin misiniz? Bir dakika içinde mi? Evet evet, eminim. O zaman şunu anlamamız gerekiyor çocuklar. Bahçeden sınıfa Müstahak bir dakikada gelebilir mi, gelemez mi? Nasıl anlayacağız hocam? Ulan İstanbul, sana geldiğim gün sana ne demiştim? Seni yeneceğim demiştim. Değil mi? Ama bak, ne oldu? Yenemedim. Sen beni yendin. Ama eline ne geçti? Başın göğe erdi mi? Yazıklar olsun sana. Lafımı bölme oğlum. Sana daha laflarım bitmedi İstanbul. 20 milyon insanı sakladın. Bu gariban müstahakı saklayamadın ya. Bu ayıp sana yeter. Akıllı ol İstanbul. Akıllı ol. Sırrını ya sen söylersin ya ben. Seçim senin. Hocam, Müstahak abinin durduğu yer tam burası değil mi? Orası orası. Hazır mısın? Hazırım. Sayıyorum. 3, 2, 1... Koş! Çocuklar, Allah'ım. Hocam, inşallah hızlı gelemez. Müstahak'ın hızlı geleceği kesin. Kaçsak oldu? 2. Yani müstahak suçsuz arkadaşlar. Oh be! Yani biri komplo yaptı ve çaldığı şeyleri gitti müstahakın dolabına koydu. Yani hocam, Müstahak abi şimdi suçsuz yere okula mı atıldı? Maalesef. Ya hocam, yani Müstahak abi herkesin ortasında hırsız damgası yedi. Bunun nasıl bir duygu olduğunu çok iyi bilirim. Yapma be oğlum. Ya ne yapacağız şimdi?
Bilmiyorum, çocuklar hatamızı bir şekilde telafi etmemiz lazım. Nasıl yapacağız? Peşinden gideceğiz. Ben gideceğim. Tamam, kim geliyor benimle? Hocam, hayır, 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 hayır. Bir dakika, ben öyle hepinizi birden alamam. Civciv küçücük kutu kadar araba, üç kişi. Bariyer. Ben? Burak, Onur, yürü. Hadi, hocam. Hadi, 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 hadi. Çocuklar koşun, öğretmenler odasında montum var, telefon hocam, var. Hocam ne oluyor? Evladım ne oluyor? Müdür bey, müjdemi isterim. Müsahak suçsuzmuş. Vallahi mı? Bak, yemin ediyorum elim içime doğmuştu. O kadar saf biri hırsız olamaz dedim. Ben olurum, o olamaz. Yani ben olurum derken lafı gelişir. Tamam müdür bey, bizim şimdi müstahakı gidip getirmemiz lazım. Bunları sonra konuşalım. Olur mu? Müstahakı getirin. Onsuz dönmeyin. Onu alın getirin. Tamam, o hay hay. Getir, getir, getir. Alo. Alo. Müstahak. Neredesin? Hayal kırıklıklarımı bavuluma doldurdum, gidiyorum. Elveda. Ay Müstahak, hiçbir yere gitme. Biz geleceğiz, alacağız seni. Neredesin? Hayır, ben artık o okula dönmek istemiyorum. Müstahak, Allah Allah. Oğlum neredesin? Söylesene. Galata Köprüsü'nün hemen yanındayım. Balıkçı var yanımda. Gözlüklü. Çok da acemi. Daha bir balık bile yakalayamadı. Tamam, tamam. Geliyoruz. Yürü. Yürüyün çocuklar, yürüyün. Ay anahtar yok çocuklar, yürüyün, koşacağız. 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 Ne oluyor burada? Ha? Bunlar ne? Bunlar ne oluyor? Goodbye Sarıbaş. Güle güle Sarıbaş. Goodbye Sarıbaş. Güle güle Sarıbaş. Goodbye Sarıbaş. Bir daha gelme Sarıbaş. Goodbye Sarıbaş. Hiç gelme Sarıbaş. Goodbye Sarıbaş. Güle güle Sarıbaş. Goodbye Sarıbaş. Güle güle Sarıbaş. Goodbye Sarıbaş. Ne oluyor burada? Goodbye Sarıbaş. Goodbye Sarıbaş. Hiç gelme Sarıbaş. Kesin be! Koray, sen gerçekten Amerika'ya mı gidiyorsun? Yok öyle bir şey. Siz kimsiniz lan, dalga geçiyorsunuz benimle? He? Sağdan soldan duyduğunuz şeyi inanmayın. Benim bir yere falan gittiğim yok. Boşuna yapmasınız bu tantanayı. Ya bahsi girerim, partiyi beğenmedi. Aa. Oğlum koskoca aslan parçası Amerika'ya gidiyor. Biz Dyson yapmalıydı. Doğru. Adam haklı beyler. Yani palyaço falan getirseydik bari. Ya kendisi palyaço oldu zaten. Bırak ya. Benden kurtulmak için yapıyorsunuz ha bunları. Elinizde olsa hayatımla oynayacaksınız be. Sen başkalarının hayatıyla oynuyorsun ya Koray. Hı? O engellediğin transfer benim hayatımdı oğlum. Transferi mi? Biz sikeriz. Nasıl bir insansın ya sen? Tamam ben de. Tamam sakin ol. Transfer engellemiş. Oğlum bak. Bu zamana kadar aramızda sürekli gerginliği tırmandırıp duran sendin. Senin yüzünden vapurdan düştük lan biz. Yumruk yumruğa birbirimize girdik. Artık sana bir ayar vermenin zamanı geldi. Amerika'ya gidiyorsun ya, belki adam olursun. Güle güle. Oğlum zaten sana bu okul yaramaz artık. Sen herkesi karşına aldın. Aynen öyle. Sadece bana değil, bütün arkadaşlarıma saygısızlık yaptın. Her fırsatta ezdin bizi. Sen herkesin huzurunu kaçırdın Koray. Aslında senin hak ettiğin bir temiz dayaktı ama dua et, şiddete karşıyız. Net. En kötüsü de Zeynep'in yarışmaya katılmasını engelledin. Ne? Ne diyorsun? Ne yapıyorsun? Böyle bir şey ya. Lan okulun yarışmasıydı o be. Bu insanların suçu ne ya? Senin derdin benimleydi, benimle. Herkesin üstüne çamur gibi sıçradın. Zeynep'le Onur'un yarışmaya katılmasını engelledin de ne oldu? Eline ne geçti engelleyerek? Zeynep'i alıkoydun da ne oldu? Ödülü kaybettik diye bittik mi yani? Heh, bittik mi? Üzüntümüzden öldük mü? Sen sadece kendini küçük düşürdün. Gözde, ben öyle bir şey yapmadım. Kimseyi alıkoymadım. Tabii. Transferi de sen engellemedin değil mi Koray? Tarhan, bir şeyler yap. Ne yapayım Asya? İster inanın, ister inanmayın. Ben Zeynep'i engellemedim. Onunla hiçbir alakam yok.
Kesin öyledir. Lütfen. Yalancı. Söylesene kızım. Doğruyu söylesene. Ne istiyorsun? Okul dışında bir kere karşılaştık mı seninle ha? Yarışma günü bile görmedi mi seni be? Söylesene doğruyu. Lan, lan. Lan, lan. Ya oğlum tamam. Bunun için disiplin suçu almaya değer mi ya? Sakin ol. Bana iftira atarsınız ha. Çok pişman olacaksınız. Özellikle sen. İftiracı pislik. Çok pişman olacaksın. Hepinizi mahvedeceğim ben. Bir utanma. Rezil edeceğim rezil. Göreceksiniz. Hadi ol hadi. Hayırdır nedir bu kepazelik? Arkadaşlar zaferlerini kutluyor hocam. Bakın görün en sevdiğiniz öğrencileriniz ne yapıyor? Benim Amerika'ya gideceğimi sanıp ufacık akıllarıyla alay ediyorlar benimle. Buyurun hocam. Buyurun siz de girin partiye. Devam edin. İyi eğlenceler hepinize. Ama unutmayın. Son gülen iyi güler. Hepiniz göreceksiniz. Ya yürü git şuradan be. Hadi ya. Goodbye Koray. Ne oluyor? Bana parti parti dediğiniz bu muydu? İndirin bunları. Bu ne rezillik, bu ne kepazelik? Yakışıyor mu size? Yazıklar olsun. Koray! 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 Dur, nereye gidiyorsun? Koray! Biz sensiz ne yapacağız burada ya? Abinle konuş, ne olur bak bir şeyler yap, gitme. Hem sen gitmek istemiyorsan git. Ya tamam, susun, susun! Benim de kafamda bir şeyler var. Öyle hemen teslim bayrağını çekecek değilim. Oğlum. Sana bu yaptıklarının hesabını sormadan nereye gidiyorsun zaten sen? Yok, o iş kolay da. Bundan sonra Burak'ın değil abi. Sadece Burak'ın değil, hepsinin korkulur yazsın. Hepsinin. En başta da o Zeynep midir nedir var ya hani bana iftira atan. Onun. Cezasını çok kötü çekecek. Çok kötü. Aynen. Hocam biz haklıyız, net. Öyle mi? Ve kendinizi böyle ifade ediyorsunuz. Bravo. Siz şu anda haklıyken kendinizi haksız duruma düşürüyorsunuz. Yaptığınız başka hiçbir şey değil. Belki siz bunu yapmasaydınız evine gittiği zaman pişman olacaktı. Hatasını anlayacaktı ama siz onunla aynı dilden konuşarak sadece duruma işlediniz. Başka hiçbir işe yaramadı yaptığınız. Aferin size. Hocam Koray bunu fazlasıyla hak etti. Yani Burak'ın transferini engelledi. Bir de Zeynep'in şarkı yarışmasına çıkmasını da engellemiş hocam. Yani bize bu kadar zarar veren birisinin gidişine tabii ki sevineceğiz. Ne diyorsunuz siz ya? Zeynep'e sorun hocam. Evet hocam öyleymiş. Zeynep? Doğru mu bu kuzum? Evet hocam. Yoksa Zeynep bizi yarı yolda bırakır mı? Onurcuğum, sana sormadım Zeynep'e sordum. Doğru mu bu? Koray mı engelledi seni? Allah Allah. Gördünüz mü hocam? Şimdi izin verin de partimizi yapalım. Hayır efendim. Yok öyle parti marti. Bütün bu saçmalığı hemen toparlıyorsunuz kağıtlar geri dönüşüm kutusuna. Parti bitmiştir. Bu kadar itiraz istemiyorum. Toparlayın haydi.